Şimdi amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulü ile ahir biliyoruz. Şialarda şudur. Amentü billahları tevhid bir. İki, adalet iman esaslarındandır. Üç, nübüvvet. Nübüvvet peygamberlik, fakat onun olmasının sebebi 12 tane imamların Allah tarafından seçildiğini ve nübüvvetin devamı olduğunu. Hulul akidesi, Allah insanların içine girmiştir. Hulul akidesi bunlarda var olduğu için 12 imam Allah'ın görüntüsü. Allah onlara hulul etmiş. Onları Allah seçer. Onların hükümleri Allah'ın hükümleridir. Haşir meydanında Allah değil, melekler değil, imamlar hesaba çeker bütün insanları. Ve Şiiler hesap sormayacaktır. Nübüvvet İş kolay. Sana ne uğraş elbisini. Adam bir şey aldım garantiye. götürdü. Dört, mead. Tahrif edilmiş, bozulmuş ahiret inancı. Beş, imamet. Seçilmiş günahsız imamlara iman etmek. Başta olmak üzere. Ricat. Bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar dönmesi. Altı, yedi, çok önemli. Takiye, iman esasındandır. İnandığınız gibi inancınızı göstermemek iman esasındandır. Hazreti Ömer'in sözünün tersi. İnandığınız gibi olun veya olduğunuz gibi inanın. Yani inandığınız gibi yaşamazsanız olduğun gibi, yani yaşadığınız gibi inanırsınız. Sözü var ya, bunlar da terstir. İnancınızı göstermeyeceksiniz. Bu iman esasındandır. Takiye. Bulunduğunuz devlette o devletin dininden gözükeceksiniz. Mesela Almanya'da Şialar biz Hristiyanız diyorlar. Tamam. Dolayısıyla münafıklık itikattan olmuş. Yani içsel hesap. Hatta Ehl-i Sünnet'e şirin gözükmek için çocuklarına Ebu Bekir, Ömer de koyarlar. Takiye iman esasından olduğu için. Bak ben o kadar Ehl-i Sünnet'im ki çocuğum bile Ömer ve Ebu Bekir'dir. Oysa en büyük düşmanıdırlar. Çünkü o imam, kayıp imam Ricat yeryüzüne inecektir inançlarında. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh kabirlerinden çıkartacak ve diriltecektir. Ve hesabı çektikten sonra onları asacaktır. Bunlar inançlarıdır. Dedim ya, dünyayı dolaştığım için size oynanan oyundan ve çıkış yolu söyleyeceğim. Ben atlayarak söylüyorum. Buna çalışmışım ve Şia akidesinden çıkartmışım bunları. Bir tanesi çıksın. Hayır, Şia akidesinde böyle ricat yoktur. Takiye yoktur. Adalet yoktur. Bunlar da Şia iman esaslarından meleklere, kitaplara, kadere iman yoktur. Dolayısıyla bunlar kadere ve meleklere ve kitaplara hücum ederler. İnançlarında şu sistemi uygularlar Ehl-i Sünnet'e. İlk önce Deccal gibi meala ısrar ederler. Türkiye televizyonlarında, projelerinde ilk önce mea. Müştehitmiş, şey değilmiş, sünnetmiş, hayır. Kur'an'a bakın. Kur'an Müslümanları derler. Meala ısrar ederler. Birinci proje bu. Bunlar belirli yere geldikten sonra proje, toplum, buna biraz alışmışsa meale, ikinci bir vitrine dönerler. İşlerine gelmeyen hadisleri inkara giderler. Çünkü hadislerin kaynağı Hazreti Ali ve hanedanından gelir. Çünkü Hazreti Ali ilahtır. Hulul etmiştir Allah, Allah'tır. O öldürülen Hazreti Ali değil, şeytan suretine girmiş. Hazreti Ali o öldürülmüştür. Ama bulutun arkasındadır. Hazreti Ali inecektir. Bilerek konuşuyorum. Şia akidesini okudum ya. O inecektir. Sonra inecektir Hazreti Ali. Dolayısıyla Hazreti Ali'ye isnat edilmeyen hiçbir hadis, hadis değildir. Sonra üçüncü bir vitrin, itikatlar inkar ederler. Kadere hücum ederler. Direkt. Ve içtihadi meseleleri kaşırlar. Daha sonra şimdi kader inkar etme seviyesine geldiler Türkiye'de.
Sonra bazı ayetlerin çıkarıldığını, 40 tane ayet Hazreti Ali hakkında vardı. O çıkartılmış diye iddia edecekler. Hazır olun ona. Şimdi sıra onda. Sonra bazı ayetlerin de yanlış olduğunu, mesela onlardan bir tanesi bu Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız ayeti uydurulmuş olduğunu söyleyecekler. Daha demediler. Ben size söylüyorum. Tamam. İmametlerin peygamberlerin devamı olarak sayarlar. Bunlar yalnız Allah seçer. Atlıyorum. Bunların inandığı kitap 17 bin ayeti içeriyor. 6666 tane bozulmuş olduğu için böyledir. Onların Kur'an'ı başkadır. 4 büyük kitapları vardır. El Kütübül Erba. İlkinin yazarı El Küleyn tarafından yazılmıştır. Bu Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye radıyallahu anh yazdırılmış ve Hazreti Fatıma'ya verilmiştir. 17 bin ayeti içeren 70 arşın uzunluğunda, yani günümüzün 3 misli büyüklüğünde bir Kur'an-ı Kerim bulunduğunu iddia etmektedirler. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam şaşırmış. Hazreti Ali'ye vahiy getirirken çok benziyormuş. Hazreti Peygamber ona getirmiş. Dolayısıyla melekleri düşmandırlar. Onun için iman esaslarından değildir. Çünkü hata yapmıştır. Şehada melekleri iman da temel iman esaslarında sayılmamıştır bundan. Atlıyorum, Cebrail'e çok düşmandırlar. Yanlış yapmış zavallı. Şiiler 12 imamın tekrar dünyaya dönerek Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i dirilteceğine ve onları astıracak ve cezalandıracağına inanmaktadırlar. Şiilerde inanç esaslarından bir tanesi takkiye demiştim. Takkiye şiile yapmak Şiilerde vaciptir ve farzdır. Takkiye yapmayan kişiye hakkıyla iman etmiş sayılmamaz. Ben Almanya'da rastladım. Ben dedi Hristiyanım dedi. Hangi devlete giderseniz o devlete dinine uyarsanız dindar olsunuz diyor. Şiilere göre Sünniler Müslüman değildir. Siz Müslüman değilsiniz onlara göre. Yahudiler baktı ki Hristiyanlık yükseliyor. Filozof Saul ismini değiştirerek Pavlos olmuş. Bu Hristiyanlığı ilk bozan zattır. Yahudiler baktı ki İslamiyet yükseliyor. O filozof Saul Pavlos ismini alarak Hristiyanlığı bozmuştur. Müslümanların içerisine de Müslüman, o Hristiyandı. İbn-i Sebe'yi sahneye çıkarttılar. İbn-i Sebe o kadar acayip bir Yahudidir, münafıktır ki yönetimden gücenmiş olan 3000 kişiyi toplar İran'da. Zaten Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında Hazreti Ali döneminde de hilafete kafa kaldıran fitnebazları İran'ın bir şehri var. Oraya sürgün yaparlarmış. Bunu da oraya sürgün yaptı. Hazreti Ali dedi ki sen ilahımızsın, Rabbimizsin. Onu iddia edenleri Hazreti Ali öldürmedi, yaktı. Bu da ordunun içine fitne olur diye oraya sürgüne gönderdi. O 3000 kişiyi organize ederek Emevi imamlarından ve 3 halifenin 3. halifemiz Hazreti Osman'ı şehit ederler. Bunlar. Emevidir. Hazreti Ali ise Haşimilerdendir. Atlıyorum. İbn-i Sebe Ehl-i Beyt muhabbetini istismar etmeye başladı. Hatta Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ve evlatlarının ilahlar hanedanı haline getirmeye gayret ediyorlar. İlahlar hanedanı, çünkü hulul var onlarda. Allah onun içine girmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Amr İbni As'ı şehit etmek için plan kurdular ama ikisi kurtuluyor. Malum Hazreti Ali şehit ediliyor. İranlıların eski dinlerinde hulul akidesi vardı. Onlar insana ilahlık isnat eden hulul akidesi İslam içine İranlar sokmaya başladılar. Çünkü İranlar Müslüman olunca daha eski alışkanlıklarını, adetlerini, örf ve inançlarını değiştirmediler. Dolayısıyla hulul akidesi İslam inancı ile beraber girdi. Zaten vardı onlarda.
Hemen İbn-i Sebe bunu çok iyi değerlendirdi. Hulul akidesi doğrudur. Hazreti Ali isnat etmiştir. Tan ilah, ilahtır demiştir. Ve bunların 33 kolu vardır. Bunların planları, içini anlattım, zihniyetini anlattım. Planları ne yaparlar? Uyanık olacaksınız. Din kaynaklarına şüphe uyandırmak, ehl-i sünnet vel cemaatin şarteli olan kütüb-ü sitteye hücum etmek, onları yayan, onları anlatanların kutsiyetlerini kırmak için kah camide, kah hutbede, kah minberde, kah bu masada ders yaparken aşağılayıcı sorular sormak, nerede yazıyormuş? Bunu sen uyduruyorsun. Yani ders yaparken hemen onların kaynaklarını mı getireceksin? Hemen hemen mutlaka bir kaynağı söyle, öyle bir şey yok. Getirsen bile hemen diyelim ezberden var. Nerede bileceksin hemen kaynağı? Burası delillendirme yeri değil ki. Hemen getirsen o yanlıştır, uydurmadır. Rahatça yaparlar. Bunların çaresi böyle derste çıkarlar. Yanlıştır falan diyenlerin bunların umumu hukuktur. Bunlara cevap kovmaktır. Hemen kalk, kalk, çık dışarı. Kovmaktır. Şahsı hukuk değildir. Sen bunu yapamıyorsan geçme buraya. Umumu hukuktur. Öyle sırf kitap okumak değil, uyanık olacaksın. Sana soru sordukları zaman bunu tespit edeceksin. Bir, soru soruyor öğrenmek için mi? Soru soruyor şüphe soru takmak için mi? Üç, soru soruyor makas koyarak treni başka yöne çekmek için mi? Dört, soru soruyor konuşmak için. Beş, soru soruyor aşağılamak için. Ha? Mukaddes kaynaklara hücum ederler, kütüb-i sitteye İmam-ı Azam halt etmiş der. Üstad Hazretleri Buhari'de, Sahih Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir diyor. Hatırlarsınız. Hürmet ve tazim ifadelerini inkar etmeyi o kadar zirvalamışlar ki Allah'a Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü Vesselam demeyiniz. Yalakalıktır, yağcılıktır derler. Ta ki hürmet ifadesi dejenere olsun. Vehhabilerin yaptığı aynı yöntem. Haca giderler, Kur'an'ı görürsünüz yerde. Namazda telefonu çıkarlar, konuşurlar. Namazda yürürler. Sen de zannedersin ki bunlar Müslüman. Hayır. Bunlar namazın kutsiyetini Müslümanların nazarında düşürmek, basite indirgemek için projedirler. Bunlar seçilmiştir. 10-15-20 kişidir. Bir bu katta, orada seçilmişlerdir. Aynı adamı belirli yerlerde görürsünüz Mekke'de. Ben bunları takip ettim. Ben bunlardan bazılarını takip ettim. Telefonla konuşuyor, şey yapıyor, yer gösteriyor. Namazdadır, su içiyor. Böyle namazda konuşuyor yani. Bunların gayesi namazın kutsiyetini yıkmak. Sen daha kıpırdamazken adam her şeyi yapıyor. Donunu bile indirip kaldırıyor. Bu da aynı Şialar da birçok iyi biliyorlar. Kur'an sünnetsiz olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamsız olmayacağını ayette söylüyor. Cenab-ı Hak söylüyor. Tabii bunu halk bilmediği için cehaletinden istifade ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o şey boşuna sıralanmamış bu. Şimdi anlaşılıyor bu mantık niye kullanılmış. Daha da anlaşılacak. Bu silsile niye kullandı ustad? Ve bunları anlatan en büyük düşmanlarıdır. Bediüzzaman mesela onlar için fasıktır. Vehhabiler için de öyledir. Ehl-i sünnet ve cemaat imamlarını ve ehl-i sünneti anlatan herkes dinsizdir. Ehl-i sünnet dinsizdir zaten. İnançlarında öyledir. Bunu niçin sıralamış? Tehlikenin boyutundan dolayı heyecanlıyım. Yani bu projeyi Türkiye'de kale almıyor.